Efendim günaydın. Bakış programına hoş geldiniz. Bugün stüdyoda canlı yayınımız konuğumuz Enen Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Alper Erdinç bizlerle birlikte bireysel emeklilik sistemini konuşacağız. Daha doğrusu bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım konusunu konuşacağız. 1 Ocak'ta sistem başladı. Ocağın başında peşin maaş alanlar gerçi girdi ama çok az bir sayı. Şimdi işte bu aralar yani ay sonu maaşını alacak olanlar artık büyük bir kitlenin girmesi bekleniyor. Bir taraftan da hala merak edilen konular var. Çünkü çok geniş bir kitleleri ilgilendirdiği için her daim anlatmak da zor. Dolayısıyla kafada takılanlar da var. Biraz bunlara bir açıklık getirmek istiyoruz. Dolayısıyla otomatik katılımı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunun da içinde Sayın Erdinç'i stüdyomuza canlı davet ettik. bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Soru ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Süremize el verdiğince cevaplandırmaya çalışacağız. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresinden üzerinden, Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden soru ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Süremize el verdiğince cevaplandırırız. Hoş geldiniz Sayın Erdinç. Merhaba, hoş bulduk. Bir küçük haberimiz var. Arkadaşlar hazırlamışlar. Lütfen. İzleyelim. Çok detaylarla sizi yormadan biraz daha böyle hayati önemliliği olan sorulara cevap verelim diyorum. Tabii ki, seve seve. Efendim bir ufak haberimiz var. Sonra sohbetimize başlayacağız. Bireysel emeklilikte otomatik katılım 1 Ocak'ta başladı. Ocak ayı sonu itibariyle 1000 ve üzeri çalışanı bulunan işletmelerde çalışan yaklaşık 2 milyon kişi sisteme girmiş olacak. 20 Ocak itibariyle katılımcı sayısı 6 milyon 700 bin kişiye ulaşmış durumda. Otomatik katılımla birlikte bu sayının 2 milyon kişi artması bekleniyor. En düşük 1000 çalışanı bulunan şirketlerle başlayacak olan otomatik katılım kademeli olarak 100 çalışana kadar düşecek. Personel sayısı 250 bin olan özel sektör, kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Nisan 2017'de çalışan sayısı 100-249 olan işverene bağlı özel sektörde bulunanlarsa 1 Temmuz 2017'den itibaren sisteme geçecek. Çalışan 2 ay içinde cayma hakkını kullanabilecek. Cayma süresinden sonra da çalışan dilediği zaman sistemden ayrılabilecek. Çalışanın emeklilik hakkını kullanarak sistemden ayrılmayı talep etmesi halinde açılan tüm sözleşmeleri birleştirilecek ve en eski plan girişi dikkate alınacak. Bu durumda birinden emeklilik hakkı kazanıldığında diğer hesaplar da birleştirilerek kapatılabilecek. Devlet katkısına bakıldığında ise devlet katılımcılara %25'lik katkı sağlayacak ve otomatik katılımdan ayrılmayanlara bir kereye özel 1000 lira katkıda bulunacak. Emekli olmak isteyen katılımcılar bireysel emeklilik hesabında bulunan birikimini en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih ederse birikiminin %5'i karşılığı ek devlet katkısı ödenecek. Türkiye geneli 14.6 milyon zorunlu sigortalı bulunuyor. 3 milyon kamu çalışanının olduğu Türkiye'de yeni uygulama hem özel hem kamu çalışanlarını kapsayacak. Evet efendim, özetle sistem böyle. Enen Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Alper Erdinç bizlerle birlikte. Bir kere daha bize ulaşacağınız adreslerimizi verelim. bakış@habertürk.com, Noyan Doğan Twitter adresi ve Habertürk Twitter adresi üzerinden soru ve yorumlarınızı alabilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz Alper. Hoş bulduk. Hoş bulduk Noyan Bey. Bugün 31'i değil mi? Evet. Şimdi başlıyor asıl değil mi? Aslında bugün olay itibariyle çok daha net görmeye başlayacağız. Şeyler mi? Maaşlar. Maaşların ödenmesi itibariyle ertesi gün aslında sigorta şirketine intikal edecek. Ama bugün içerisinde biz şirketlerden gerekli veri desenlerini aldık. Kendi sistemlerimizde sözleşmelerini oluşturduk. Yarın itibariyle de paraları bir şekilde emeklilik hesaplarında kişilerin görmeye başlayacağız. Büyük gün bugün yani. Büyük gün bugün. Yarın bol bol para olacak. Umuyoruz. Cebimizde. Umuyoruz hep beraber. Kaç, ne kadar kişi bugün, yani yarın ne kadar kişi geçecek size, sizlere, sektöre otomatik katılıma? Evet, aslında 1000 ve üzeri çalışan şirketlere baktığımız zaman rakamın 1-1,5 milyon arasında olacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu kadar kişinin Ocak ayı sonuna kadar, çünkü hemen hemen, daha doğrusu Şubat ayının sonuna kadar, çünkü hak ediş hesabına göre maaş çalışıldıktan sonra alınıyorsa bunu ayın belirli günlerinde ödeme yapan şirketler var. Dolayısıyla maaşın ödendiği ertesi gün içerisinde de emeklilik şirketlerine para intikal edeceği için süre biraz daha uzayacaktır.
Ama Şubat ayı içerisinde bu rakamın tamamen içeriye girdiğini, kalanlarla beraber de sistemde devam ettiğimizi hep beraber görüyor olacağız. Yani yaklaşık bir 10-15 gün içinde 1,5 milyon kişi sisteme girer diye tahmin ediyoruz. Sisteme girecek. Evet. Şu peki, andaki gidişatta ne görüyorsunuz? Gidişatta aslında ay başında maaşını alanlar şu anda sistemde. Çok içeride, azmış. 50-48-50 bin kişi falanmış. Evet. İçeride kalan oranına baktığınız zaman biraz daha sigorta şirketlerinin çalışanları ikna etme tarafında işverenlerle beraber daha aktif ve proaktif bir şekilde çalışması gerektiğini görüyoruz. Şu anda içeride kalma oranı oldukça düşük. Biraz daha iknaya anladığım kadarıyla ihtiyacı var sektörün. Şimdi bugün kişilerin maaşından, bu 1-1,5 milyon kişinin maaşından ne kesilecek? Bugün bayağı çok şey olacak. Evet. Bugün aslında maaşlar da düşecek. Maaşlar. Şöyle, aslında prim esas kazançtan bahsediyoruz burada. Prim esas kazancın %3'üyle başlamak koşuluyla. Çalışan eğer isterse kendisi artırabiliyor bu rakamı. Kesintiler yapılmaya başlanacak. Dolayısıyla burada ortaya çıkacak rakamı da hep beraber görüyor olacağız. Her şirketin, her sektörün, her coğrafi bölgenin farklı uygulamaları var maaş anlamında. Dolayısıyla sigorta şirketlerinde de hedeflediği kitleye göre farklı tutarlarda rakamların oluştuğunu gözlemliyor olacağız bugün. Yani ben merak ettim. Şimdi muhtemelen siz tabii koca koca şirketlersiniz. Evet. Şunun araştırmasını yapmışsınızdır. Bu 1000 ve üzeri sayıdaki şirket ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde mi, Anadolu'da da var mı? Anadolu'da da var ama ağırlıklı olarak dediğiniz gibi İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Onun dışındaki illerde toplamın %20-25'i civarında 1000 ve üzeri firmaları görebiliyorsunuz. Ortalama 10-15 civarında sonraki büyük illerde Adana, Bursa, Eskişehir, Denizli, Samsun gibi illerde görmek mümkün. Peki, sonra kademe kademe geçecek değil mi insanlar? Kademeli geçiş olacak Noyan Bey. Şu anda 1000 ve üzeri bir şeyle çalışan sayısı olan firmalarla başlıyoruz. Nisan ayı itibariyle 250 ve üzeri firmalara doğru gitmeye başlayacağız. Temmuz ayı itibariyle de 100 ve üzeri. 2018 yılında da 5 ve üzeri çalışan olan tüm firmalara ulaşılmaya çalışılacak. Alper Bey, niye 2 ay süre koymuşlar? Yani şimdi ocağın sonunda 1000 ve üzeri, işte evet. Nisan'da kamu da var galiba değil mi artık? Nisan'da kamu da başlayacak. Tamam. Niye araya Şubat, Mart 2 ay, 3 ay süre koymuş? Onun bir nedeni var mı? Yani belirli bir nedeni yok ama ilk önce büyük firmalarla başlayıp biraz daha bu sistemin işlerliği ve sistem içerisinde düzeltilmesi gereken noktalar varsa en azından görüp ilerleyebileceğimiz bir yapının kurulması planlanmış olabilir. Bizim için de çok iyi bir süreç oluyor bu. Aynı zamanda öğrenme eğrisi gibi düşünün. Yurt dışındaki örneklerine de baktığınızda İngiltere'de aslında 2012 yılında başlayan sistem 2018'e kadar devam ediyor kademeli geçişte. Dolayısıyla kademeli geçişte her zaman anladığım kadarıyla biraz daha sağlıklı adımları atmak mümkün. Sorular geliyor ama ondan önce ben bir şey sorayım. Lütfen. Çünkü izleyiciden fırsat bulamıyoruz sormaya sonrasında. Siz şimdi bugün çalışanların maaşından kesilecek. Yarın size aktarılacak. Evet. Sonra siz ne yapacaksınız onları? O maaş kesintilerini? Belirlenen fonlara yönlendireceğiz bu yatırımları. Hemen mi? Hemen yönlendireceğiz. Yani orada artı eksi olmaz ama artı bir günlük bir süremiz var. İki günlük bir süremiz var. Çalışanlar maaşlarını emeklilik şirketlerine, şirketler aracılığıyla göndermeye başladıklarında başlangıç fonu dediğimiz fonlara yatırılıyor. 2 aylık bir cayma süremiz var biliyorsunuz. Herhangi kesinti olmadan veya çalışanın bir kaybı olmadan 2 aylık süre içerisinde çalışanın çıkma hakkı diye özetleyebiliriz bunu. Bu süre içerisinde başlangıç fonlarında durduktan sonra eğer çalışan isterse kendi fon seçimine göre veya alternatiflerine göre diğer fonları yönlendirmek mümkün. Bu 2 aylık cayma süresi çıkma hemen de olabilir, 2 ay içinde de olabilir. Hemen de olabilir, 2 ay içerisinde de olabilir. Eğer kişi çıkmıyorsa 2 ay içerisinde hiçbir kaybı olmadan sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri kişinin yatırmış olduğu tutarı 2 ay sonunda aynı seviyeye çekmek zorunda. Eğer artı bir değer kazanıyorsa da çalışan o kazanılan değerle emeklilik planına devam ediyor. Sözleşmesine devam ediyor. Peki. Başlayalım mı soruları? Lütfen. İşverene besin maliyeti ne olacak?
İşverene BES'in herhangi bir maliyeti yok. Sadece çalışanını ikna etme ve buradaki sürece aracılık etme sorumluluğu var. Hı hı. Buradaki sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmekle yükümlü. Olmadığı zaman ufak yaptırımları cezai müeyyideleri olan bir süreç bu. Sigorta şirketleriyle beraber ortak çalışarak hem çalışanın daha düzgün bir emeklilik planına ulaşması hem de bu sisteme dahil olması konusunda beraber hareket edebiliriz. Mali bir zorunluluğu veya yükümlülüğü yok. Bir katkısı yok işverenin. Sadece yani. İşveren bir operasyonel şey. Operasyonel yani, süreç maaş. İçerisinde çalışan. O da zaten çok fazla bir şey değil herhalde değil mi? Alper bir kesecek. Evet. Maaşından bir kesinti yapacak. Onu da size bir kesin. Bize gönderecek. Mesela kişi caymak istiyorsa işverene mi haber verecek, size mi haber verecek? Sigorta şirketleri olarak biz burada işverenin üzerindeki sorumlulukları devralıyoruz. Yani evet. Kurmuş olduğumuz sistemlerle, çağrı merkezi, internet veya mobil şube hizmetleriyle çalışan caymak isterse, çıkış yapmak isterse direkt sigorta şirketiyle irtibata geçip bu haklarını kullanabiliyor. Hı hı. 60 günlük cayma hakkını geçtikten sonra ceza var mı diye soruyor bir izleyicimiz. Aslında sistemde ceza değil, kesinti diyelim buna. Belli bir maliyetle biz bu fonları yönetiyoruz ve operasyonları yapıyoruz. 2 aylık süre içerisinde çıkarsa burada herhangi bir maliyet almadan veya kesinti yapmadan kişiler çıkabiliyorlar sistemden. İkinci ayın sonunda çıkmak isterlerse de çok cüzi rakamlardan bahsediyoruz. Bu kesintiler yapılarak çıkış gerçekleştirilebiliyor. Hı hı. Yani genelde bu soruları çok alıyorum. İsterseniz rakamsal bir iki büyüklük verelim. Tabii. Siz buyurun. Şöyle söyleyeyim. Asgari ücretin yani prim esas kazancın %3'ü dediğimiz rakam minimumda aslında 50 lira gibi bir rakam yapıyor. Hı hı. 50 liralık bir tutarı 12 ay boyunca yatıran kişinin hesabında 600 lira gibi bir rakam birikiyor. 600 liradan bizim şu anda almış olduğumuz ücret veya kesinti yaklaşık 2-2,5 lira tüm yıl boyunca. Dolayısıyla 3. ayında çıkmak isteyen bir kişinin aslında 2,5 liranın bir aya tekabül eden kısmını alarak bir şekilde çıkartmış oluyoruz. Hı hı. Dolayısıyla rakamlar ve müşteriye daha doğrusu çalışanlara vermiş olduğumuz hizmetleri karşılaştırdığınızda çok cüzi rakamlar ve çalışanın oldukça menfaatine olan uygulamalar diye düşünüyoruz burada. Mehmet Bey demiş ki Twitter'dan eski zorunlu tasarruf gibi bir şey mi? Değil. Zorunlu değil bir kere. Otomatik. Ertesi gün bile çıkış yapmak isterseniz yapabiliyorsunuz. Hı. Ama çıkış yapan çalışanların neleri kaybettiğini çok iyi biliyor olması lazım. Bu güzel bir emeklilik planı. İkinci bir emeklilik planı. Anlatırken hep bunun üzerine duruyoruz. Devletin de teşviğiyle, dünya üzerinde başka bir ülkede böyle bir teşvik yok bu arada. Devletin de teşviğiyle bence Türkiye'de 45 yaş altında çalışan herkesin sistemde olması gerektiğini düşünüyoruz burada. Evet, ben çalıştığım yerde zaten BES'e girmiş durumdayım. Yeni sistemde dahil olacak mıyım? 5 yıllık BES'im var diyor. Çok gelen bir soru yani bu soru. Ben aslında bir yerde hak vermiyor da değilim ama evet. Buyurun sizi dinliyorum. Yani şöyle, herhangi bir bireysel emeklilik sözleşmeniz olabilir. Ama otomatik katılıma girmek durumundalar. İstedikleri zaman tekrar söylüyor, çıkış yapabilirler. Veya eğer ekonomileri el veriyorsa iki sözleşmeyi bir arada da götürmeleri mümkün. Ödemeleri yapmaları mümkün. Ceyhun Bey demiş ki devlet memuruyum. BES'ten 2 ay sonra çıkmak istersem herhangi bir ceza ya da kesinti var mı? Denin cevap verdiniz ama evet. Devlet memurları daha sisteme girmiyor değil mi? Girmiyorlar. Onlar şeyde mi girecekler? Kademeli olarak onlar da giriş yapacaklar. Nisan ayı itibariyle onları da görmeye başlayacağız sistemde. Çalıştığım Tahir Bey diyor. Çalıştığım şirket Nisan ayı itibariyle BES'e dahil olacak. Evet. Nisan ayını beklemeden iptal dilekçesi verebilir miyim? Daha başlamadan iptal dilekçesi vermemiş. Şimdi herkes çıkışla ilgili konuşuyor ama şunları da çok fazla görüyoruz Noyan Bey. Şimdi belki o tarafını da söylemekte fayda var. 45 yaş altında değilim, üstündeyim. Sisteme girebilir miyim? Hı-hı. Veya bir şirkette birkaç farklı... Niye 45 ile sınırlı tuttular Alper Bey Allah aşkınıza yani? Muhtemelen emeklilik yaşını da düşünerek yapmış olabilirler. 56. Evet, 56. 10 yıl ödeme koşuluyla evet. Alakalı. Fakat şunu da görüyoruz. Bağlı olunan şirketlerde 1000 ve üzeri çalışan olan şirket olduğu gibi daha düşük sayıda olan şirketler de olabiliyor. Hı hı. Bu tür holdinglerde, büyük yapılarda diğer şirketleri de 1 Ocak itibariyle sisteme sokabilir miyiz şeklinde taleplerinde geldiğini zaman zaman görüyoruz.
Yani sadece çıkmak isteyenler değil, sisteme erken girmek isteyen kişiler de var. Şimdi Şafak Özdemir şöyle bir soru sormuş. Bunu BES'ten çıkarıp normal sisteme dönelim. 2014 yılının Ocak ayında diyor, iki bankadan iki ayrı BES yaptırmış. Evet. Şafak Hanım herhalde. 20 ay civarında ödeme aldıktan sonra banka çekmiş. Bilmediğim bir sebepten hesabımda para olduğu halde banka ödemeyi almayı durdurmuş. 6 ayda önce bir sormuş izleyicimiz. 3 sene kalırsanız paranızı geri alırsınız. 5 sene kalırsanız az bir şey devlet katkısıyla alabilirsiniz diyorlar. Ne yapmalıyım? Haklarım nelerdir diyor. Ben bir şey anlamadım. Siz anladınız mı? Kısmen çözümlemeye çalıştım. Devlet katkısının hak ediş süreleriyle ilgili bilgi vermeye çalışılmış olabilir. 3 yıllık, 6 yıllık ve 10 yıllık sürelerdi biliyorsunuz. Belki kastedilen o olabilir. Ama şu anda yapması gereken her iki tane bireysel emeklilik sözleşmesi varsa onlara düzenli ödeme yapabileceği enstrümanlarla devam ediyor olması. Otomatik katılıma da geçiyorsa, eğer ekonomisi el veriyorsa belki onlar da ara verme yapabilir, durdurabilir. Ama otomatik katılımda bir şekilde bireysel emekliliğine devam etmesini tercih ediyoruz biz. Mehmet Bey şöyle bir soru sormuş, ben yine anlamadım. Geçen sene ile bu yıl arasında bir fark var mı diyor. Geçen sene 3 senemi doldurduğum halde %25 katılım payımı alamadan sistemden çıktım. Bu neden? 3 senesini doldurup çıkmış. 3 yılını düzenli olarak ödeme yaptı ve doldurduysa %25 devlet katkısının %15'lik kısmını hak ederek çıkıyorlar. Evet. Muhtemelen rakamsal olarak belki onu tatmin etmemiş ve bunu onun için söylüyor olabilir. Yani devlet katkısı miktarı. Evet, yani ayrıca bir bakmak lazım tabii sözleşmesine. Peki şimdi bazı sorular var. Onları da tamam şey yapalım, cevaplandıralım. Çıkarsam diyor sistemden paramı geri iade edebilecek mi? Birinci soru bu. İkinci soru şu, bu önemli. Ben diyor param kesilmeden çıkmak istediğimi bildirirsem, kesinti yapılmadan yoluma devam edebilir miyim diyor hiçbir şekilde. Hangisi? 2 ay içerisinde bunu yapabilir. 2 ay içerisinde sadece bizim yapmış olduğumuz kesintiler değil, eğer yatırmış olduğu para yatırım enstrümanlarından dolayı zarara uğradıysa bu zararı da sigorta şirketleri karşılayarak yatırda tutarın aynısını çalışanlara iade ediyorlar. Noyan Bey, sistem çok açık, şeffaf ve ilk 2 ay içerisinde gerçekten teşvik edici bir sistem. İnsanların karar vermesi için yeterli bir süre. Dolayısıyla en azından ilk 2 ayını bir görsünler. Performansını sigorta şirketlerinin bir görsünler. 2 ay içinde performans görülebilir mi? Çok ciddi rakamları görmek mümkün değil mevcut yatırım enstrümanlarından dolayı. Ama en azından para kaybetmediklerini ve düzenli bir birikime başlangıç yaptıklarını hissedebilirler burada. Günün sonunda ikinci bir emekliliği herkes istiyor. Eğer ekonomilerini gerçekten zorlamayacaksa bu sistemde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Peki. Şimdi aslında izleyicimizin sorusu şu anladığım kadarıyla. Diyor ki ben sistemden çıkmak istiyorum diyor. İşverene direkt çıktığımı belirsem, o da benim maaşımdan hiç kesinti yapmasa. Hiç kesinti yapmaması söz konusu değil. Öyle bir kere, evet, her bir kere kesilecek. Evet, yani. Bir kere kesilecek ama ertesi gün çıkış yapmak isteyebilir. 10 gün içerisinde sigorta şirketleri ilgili banka hesabına bu parayı iade ediyorlar. Erdem Bey şöyle soruyor. Mevsimli kamu işçisiyim, sisteme girebilir miyim? Mevsimli kamu işçisi. Prime esas kazancı olan herkes bu sisteme girecek. Ne kadar gün çalıştı? Mevsimli kamu işçisi ne demek? Muhtemelen tarım sektöründe çalışıyor olabilir. Dönemsel olarak çalışıyor olabilirler. Veya turizmle alakalı bir iş yapıyor olabilir. Ama prime esas bir kazancı olduğu süre içerisinde çalıştığı döneme bakılmaksızın veya süreye bakılmaksızın kazancının %3'ü kadar otomatik katılıma dahil olma hakkı var çalışanımızın. Kişilerin sisteme dahil olabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı çalışması ve 45 yaşın altında olması gerekiyor lazım. Değil mi? Aynen, genel kuralımız bu. Yani işte 6 ay bir yerde çalışan, sadece 6 ay prim ödenen bir kişiyi baz alın. Öyle kişiler var çünkü. Evet. Yılın 6 ayı çalışıyor. 6 ay sigortalı yapılıyor. 6 ay sonra çıkılıyor. Bu kişiler
sisteme girecekler mi? Bu kişiler de sisteme girecek Noyan Bey. Çalışmaya başladıkları andan itibaren hak ettikleri tutar. Eğer prime esas kazanç olarak gösteriliyorsa bunun %3'ü kadarı tutar bireysel emeklilik şirketlerine otomatik katılım hesabına aktarılacak. Sadece dönemsel olarak değil, aynı anda birkaç farklı şirkette çalışanlar var. Evet. Danışmanlık yapanlar var. Buralarda da düzenlemeler söz konusu. Eğer tek bir şirketten maaş alıyorsa almış oldukları şirketten otomatik besini bir şekilde yaptırmak zorunda. Birkaç farklı şirkette çalışıyor ve hepsinden maaş alıyorsa her biri için ayrı ayrı otomatik besinin yapılması gerekiyor. Dönemsel olarak yapılabiliyor. Dolayısıyla prim esas kazanç ve 45 yaş altı sizin de söylediğiniz gibi aslında temel kriterler. Bak bu soru ilginç Erol Bey'in sorusu. Diyor ki BES sistemine girebilecek düzeyde çalışan sayımız yok. Ortalama 95 civarı. Evet. 95. Temmuz sonunda. Fazla bir zaman yok Erol Çok Bey. Çok fazla bir zaman yok. Kendi isteğimizle şahsen BES'e dahil olabilir miyiz? Evet, olabilirsek bir şirket üzerinden mi yoksa bir başvuru merci var mı? Varsa nereye ve nasıl dilekçeyle başvurabiliriz diyor. Tabii şirketimize başvurabilir diye ben çok güzel bir bağlamı yapayım çok, orada. Çok güzel bağlandı. Çok güzel bağlandı. Yani 95 zaten evet. 95 civarı demek zaten Temmuz'da girecekler. Aslında 100 ve üzeri olacak. 95 Temmuz'da girecek diye tahmin ediyorum. Doğru. Tamam Temmuz'da girecekse Erol Bey biraz şanslı. Şimdi girseler Temmuz'da bir daha girecekler değil mi? Evet. Yani şey şansı yok. Şu anda bireysel ben emekli. Girmişti girdim bak çalışanlarımı yaptırdım zaten. Şu Temmuz'da girmeyeyim deme şansı yok şansı değil mi? Yok. Otomatik tamam. Katılım tarihi başladığında zorunlu olarak o tarihte şirketinin çalışanlarını bu sisteme dahil etmek durumunda. Mehmet Bey diyor ki abi sistemden çıkmamam halinde emekli olunca ne kadar karım olur? Yaş 26. Yaş 26 ise sıkı karı olur değil mi? ne kadar erken olmuş. Başlarlarsa o kadar iyi. 26, 36, 46, 56, 30 yıl. 30 yıl çok ciddi rakamlar. Yani burada doğrusal artan rakamlardan bahsetmiyoruz. Katlanarak artan rakamlar olmaya başlıyor bir süre sonra. Dolayısıyla ne kadar erken başlarlarsa o kadar iyi. Tabii. Yani ciddi bir para birikir. Evet. Tabii o kadar dayanırsa 26 yaşındaki bir adam değil mi? Umuyoruz. Doğru. Bak mesela bir izleyicimiz demiş ki Onur Bey galiba 10 yıldır besin var tamamen zarar. Nasıl zarar olabilir? Noyan Bey burada birkaç tane farklı neden olabilir. Hayır nasıl zarar nasıl olabilir? Yeterim enstrümanlarından kaynaklı olabilir. Bir ikincisi kişinin beklentisi çok önemli bu işten. Eğer zararı göreceli yatırım enstrümanlarına göre daha az kazanma olarak tanımladıysa doğru portföy yönetimi yapılmadığı takdirde bunlarla karşılaşmak mümkün oluyor. Hmm. Fakat yasanın el verdiği ölçüde yılda 6 defa değişiklik yapılabiliyor fon karmalarında. Ki kişileri yılda maksimum 2 defa yapın şeklinde bir tavsiyemiz var. Dolayısıyla doğru fonlara yatırım yapıldığı takdirde sistemden zarar etmeden emekli olmak da mümkün. Tabii yani zarar diye bir şey olma ihtimali olmaz. Olamaz. Şu anda çok zor. Devletin katkısıyla beraber çok zor. Yani evet. Aytaç bir şey soruyordu kulağıma. Ne diyordun Aytaç? Ücretli öğretmenler evet. Ve katılıcı devletteki ücretli öğretmenler de sisteme girecek. Prime esas ve SGK'ya tabilerse katılıyorlar. Hmm. Onlar da katılacaklar. Kamuyla beraber onlar da sisteme girecekler. Yıldırım Bey diyor ki 3 tane BES sistemim var. Zorunlu BES'e girmek zorunda mıyım? Otomatik Bey. Katılım diyelim. Otomatik BES diyelim buna. Bence Yıldırım Bey'in ihtiyacı yok. Ben ilk defa bu ekrandan birisine sen girme diyeyim. Yani. Bence ilgisi var. Yani 3 tane bireysel emeklilik sözleşmesi varsa Yıldırım Bey'in mutlaka bu işe ilgi duyuyor. Farklı bir planlama yapabilir ama otomatik katılıma girecek. Otomatik katılım bunlardan ayrı. Fakat dediğimiz gibi sistem otomatik zorunlu değil. Sadece ne kaybettiğine bakarak karar veriyor olması daha ama doğru. Yıldırım Bey zaten yani bu sistem tasarruf bilinci olan kişileri birisi. Tasarrufa yönlendirmek evet. için. Zaten Yıldırım Bey 3 tane besi varsa tasarrufu var. Yapıyor. Ha bundan sonra yapacağı bu devlet katkısından evet. maksimum düzeyde yararlanmaktır. Olacak. Yani aslında ama bilinçli bir tasarruf. Nedeni o. Sizler de programlarınızda çok sıkla tartışıyorsunuz. İnsanları teşvik etmek. Eğer zaten ben bu sistemin içerisindeysem otomatik olarak BES'e dahil olmak zorunda da değilim. Hı hı. Bu sistem biraz daha insanları teşvik edip faydasını gösterip sistemde uzun süre kalmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.
Samet Bey diyor ki 27 yaşındayım, bu ay BES başlıyor. Diyelim ki 40 yaşında öldüm, ne olacak? Niye ölüyorsun Samet Bey 40 yaşında, çok Allah erken korusun, ya? Allah korusun, gecinden versin. Peki hadi siz söyleyin ne olur. Ama kalanlara veya yakınlarına, lehta gösterdiği kişilere burada birikmiş olan tutarlar bir şekilde iletiliyor. Şimdi Halim Bey diyor ki 56 yaş sınırı nedir? Örneğin 5 sene sonra çıktım, yatırdığım ana paramı alabilir miyim? Yatırdığı parayı alabilir. Hatta getirisini de alabilir. Fakat belli kesintileri olduğundan bahsetmiştik burada. Bu kesintilerle beraber devlet katkısını hak etme süresi de önemli. 3 yıl, 6 yıl ve 10 yıl kurallarımız var burada. Eğer 10 yıl ve 56 yaşına geldiyse 10 yıl bekleyip devlet katkısının tamamını alabiliyor. Aynı zamanda 10 yıllık bir gelir planı, yani emekli maaşı da almak istiyorum diyorsa, toplam birikimin %5'i kadar da ikinci bir teşviği var sistemin. Dolayısıyla bunları hak etmek istiyorsa 56 yaşına kadar bekleyip 10 yıl içerisinde sistemde kalması şart. Murat Bey, bağ kurlardan da kesilecek mi diye soruyor. Bağ kurlar da bu sisteme dahil mi? Şu anda değil. Yani kendi işini yapan kişiler haricinde şu anda sistem 45 yaş altı ve ücretli çalışanlar için çalışıyor. Ama kendi, yani kendisi bir emeklilik sözleşmesi yapabilir. Evet, orada da eğer bir vergi ödüyorsa bu vergisinden de ama ben Murat Bey'den çok meraklı olduğunu anlamadım. Çünkü diyor kesilecek bir sorusu sorduğu zaman ya, kesilecek kısmı biraz şey yapıyor, insanları rahatsız ediyor. Beni de irite ediyor yani, evet. Kesilmek. Kesilme zorunlu ve zorunluluk bir şey kısmı var. Sanki vergi gibi, kesinti zorunlu gibi. Kısmı. Ama şey, sistem istediği gibi çıkılabilecek bir sistem. Çıkmamakta fayda var. Evet, evet. 2011'de BES yardım yaptırdım. Şimdi iş yerim bana ayrı bir BES yaptı. Sorum, eski BES hesabımla devam edebilir miyim? Hepsine ya da birleştirerek 1000 TL katkı payını alabilir miyim? 1000 lira devlet katkısını alabilmesi için eski sözleşmelerini birleştirmesine gerek yok. Sadece otomatik katılıma girmesi, 2 ay sistemde kalması ve sonrasında da düzenli ödeme yapmaya devam etmesi yeterli. Birleştirme yok değil mi? Birleştirme yok Naya Bey. Eski, mevcut olan sistemdeki haklarımı yenisine devredeyim. O da yok. Sadece emekli olurken sözleşmelerinizi birleştirebiliyorsunuz. Peki. Tek bir emeklilik gelir planında toplayabiliyorsunuz tüm birikiminizi. Peki. Siz hani demiştiniz ki fonlar sorun olabilir falan. Zeki Bey de diyor ki zarar eden fonları neden kurarlar? Yani şimdi tabii fon bu. Piyasadaki dalgalanmalardan etkilenecek. Yani bütün ya, doların ne olup ne biteceğini bilemezsiniz. Evet. Ya fonları olabildiğince yani profesyonel kişilerin yönettiği kurumlara teslim ediyoruz ve yönetiyoruz. Günün sonunda ekonominin gereklilikleri neyse, kişilerden de o beklentiler doğrusunda ilgili fonlardaki değişiklikleri yapmasını istiyoruz. Alper Bey, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür gerçekten çok soru da cevaplandırdınız. Çoğu kişiden de gelen soruların çoğunu cevaplandırdık. Tahmin ediyorum. Yani vardı cevaplandıramadınız ama çoğunluğunu cevaplandırdığınız için tahmin ediyorum şey, teşekkür almışızdır herhalde diyelim. Peki, çok teşekkürler. Çok mersi. Efendim, programımızın bakış programının sonuna geldik. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakın.